Mühürlü Zarf kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kanalımızda gerçek hayattan alınmış ve kurgulanmış gerilim ve korku hikayeleri yayınlanmaktadır. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Merhaba, ben Arif. Size bundan 5 yıl önce bir arkadaşımla başımızdan geçen olayları anlatmak istiyorum. Mahmut benim çocukluk arkadaşımdı. İlkokuldan sonra yollarımız ayrılmıştı. O köyde çobanlık yaparken ben şehre gitmiş okumuştum. Hal böyleyken ilkokuldan sonra birbirimizi çok nadiren görüyorduk. Her görüşmemizde 5-10 dakika ayaküstü sohbet ediyor, sonra yolumuza devam ediyorduk. En uzun sohbetimizi bir Kurban Bayramı gecesi yapmıştık. O gün amcamlarla köye gelmiş, öğleye doğru kurbanları kesmiş, ikindi köy kahvesine gitmiştik. Kahvede Mahmut'a rastladım. Amcam arkadaşlarıyla bir masada otururken Mahmut'la ikimiz başka bir masada oturuyorduk. Aradan birkaç saat geçti. Amcam gitmek için masadan kalktı. "Hadi gidelim Arif. Yemeği hazırlamışlardır şimdi," dedi. O sırada Mahmut devreye girdi. "Seyfi amca, bu akşam Arif benim misafirim olsun," dedi. Amcam, "Tamam bakalım, sizinkilere de selam söyleyin. Yarın bekliyorum," dedi. Amcamla vedalaşıp iki mahalle ilerideki Mahmutların evine vardık. Ev duvarları sıvasız, biriketten yapılı, iki odalı, tek katlı bir evdi. Etrafında bir ağıl, birkaç kümes ve bol miktarda ağaç bulunuyordu. Bizleri yaşları 6 ile 10 arasında değişen 3 tane çocuk karşıladı. Babalarının boynunu atladılar. İçeri girdik. Mahmut'un eşi Elif, "Hoş geldin Arif. Senin güzergahın bu tarafa düşer miydi? Gel bakalım, bu tarafa gel," dedi. Elif abla, teyzemin kızı ve benden 2 yaş büyüktü. Onunla hasret giderdik. Bu arada Mahmut sofrayı hazırlıyordu. Yemekten sonra çayların eşliğinde koyu bir muhabbet başladı. Saat 10 gibi çocuklar, 11 gibi de Elif abla odalarına yatmaya gittiler. Mahmut'la baş başaydık. Asıl muhabbet yeni başlıyordu. Bu arada Mahmut bir çay daha demlemiş, habire içiyorduk. Mahmut, "Arif, sana bir şey anlatacağım. Bu çayı boşuna demlemedim," diyerek muzipçe güldü. Bense, "Anlat bakalım o zaman," dedim. "Hani seninle çocukken dağlara giderdik. Havuza benzer bir yer vardı. Adı Sulu Gözdü. Hatırlıyor musun?" "İsmini hayal meyal hatırlıyorum ama nerede olduğunu çıkaramadım." "Mahmut, bak o suyun kenarına bir keresinde tuzak kurmuş, bir yabani güvercin yakalanmış, sen de onu gökyüzüne salıvermiştin," deyince hemen "hatırladım" diye bağırdım. Sesimle uyanan Elif abla, "Geç oldu, yatın artık," diyerek seslendi. Ben Mahmut'a "ne olmuş oraya?" diye sorarak devamını getirmesini istedim. Mahmut kendine önce demli bir çay koydu. Bense o kayanın dibinde, üç köşeli, derinliği 1 metre, alanı bir oda kadar olan havuzu düşünüyordum. Havuzun bir köşesinde bir buğday tanesi büyüklüğünde meyvesi olan dikenli bir bitki vardı. Biz ona karamut derdik. Acaba oda kurumuş muydu? Tam ben bunları düşünürken çayından son yudumlarını içen Mahmut kaldığı yerden devam etti. "O dikenli bitkiyi soruyorsan hiç kurumadı. Aksine daha da büyüdü. Hatta havuzu çepeçevre sardı. Elinin yüzünün çizilmesini göze alırsan içeriye girebilirsin. İçeriye girince işte tuhaflık burada başlıyor. Yeşilimsi ve pis kokan su aynı hizada, tıpkı çocuklukta gördüğümüz gibi. Bir gün tesadüfen taşın dibinden suyu ölçtüm. Tam 2 karıştı. Sonra başka bir gün ölçtüm. Yine 2 karış geldi. Bu mesafenin hep aynı kalması çok tuhafıma gitti. Yazın başında
metreyle ölçmeye karar verdim. Tam 22 santim 10 milimdi. Bir de Ağustos'un en sıcak gününde ölçtüm. Sonuç hiç şaşmadan aynıydı. Su yazın buharlaşmaz mıydı? Bu olaya şaşıp kaldım. Bizim köyde Çolak Recep diye birisi var. Belki sen bilmezsin. Eylül ayında gidip bu durumu ona açtım. Adam sedirin üzerine bağdaş kurmuş ve gözlerini kapatmış, bir yandan tesbih çekiyor, bir yandan anlatıyordu. Anlattıklarından büyülenmiştim. Sana ne anlattı ki diye sordum. Zamanında burada çok küçük ama çok zengin bir kavim yaşarmış. Küçük olunca haliyle diğer kavimlere karşı savunmasızmış. Adamlar bu sorunu giderebilmek için gizli bir şehir inşa etmişler. Yamacı kayalarla örtülü bir tepenin yüzeyini oyup kendi şehirlerini kurmuşlar. Su sorununu da tepenin zirvesindeki kaynaktan halletmişler. Yabancıların suyun bu tarafa aktığını görmesinler diye suyu yer altından buraya bir olukla taşımışlar. O oluk yer altındaki su tankerlerini doldurduktan sonra kayanın yüzeyinden sızarak işte o havuza akıyormuş. Ne var ki bunda? Diyerek araya girdim. Çolak Recep geçtiğimiz günlerde vefat etti. Ölmeden beni çağırtmış. Yanına gittim. Yatağında uzanıyordu. Adam bir deri bir kemik kalmıştı. Etrafta kimse olmamasına rağmen iyice yaklaşmamı söyledi. Kulağımı ağzına yaklaştırdım. Bir fısıltı halinde, "Mahmut yeğenim, seni severim bilirsin. Sen geçen aylarda yanıma gelmiş, bana bir şeyler anlatmıştın ya, biliyorum. O yerle ilgili kafanda bir sürü şeyler geçiyor. Orada hazine olduğunu düşünüyor, hatta aramak için zaman kolluyorsun. Ben sana söyleyeyim. Evet, orada devasa bir hazine var. Ama neresi olduğunu söylemeyeceğim. Peki, neden emmi?" diye sordum. "Oranın tam nerede olduğunu söylersem, birazdan söyleyeceklerimi dinlemez, bir an önce kazıya başlarsın." "Evet, seni dinliyorum emmi. Bak yeğenim, bu hazine işini unut. O eski adamlar öyle bir tılsım ya da tılsımlar yaptırmış ki, bırak hazineyi kaldırmayı, canını bile zor kurtarırsın. Belki de kurtaramazsın." Adamın bana söylediği son cümle o olmuştu. Gözlerini tavanda sabit bir noktaya dikip öylece bekledi ve bir daha konuşmadı. Yatağın bir ucundan sarkmış olan elini öptüm. Benim bu sevdadan vazgeçtiğime inanmış olacak ki, ya da bana öyle geldi, bana gülümseyerek baktı. Oradan düşünceli bir şekilde ayrıldım ve eve gittim. Ertesi sabah adamın selası okundu. Mahmut'a sordum. Çolak Recep nasıl bilmiş ki orada bir hazine olduğunu? O adam esrarengiz bir adamdır. Kimisi bir cini kendine bağladığını ve o cinin ona hizmet ettiğini, kimisi de bir ermiş olduğunu söylüyor. Hangisi olduğunu tam bilmiyorum ama o demişse kesin doğrudur. Şimdi Arif, sen ne diyorsun bu işe? Yarın bir inceleme yapalım diye cevap verdim. Ertesi gün Mahmut'la amcamların evine gittik. Amcamlar akşama doğru ilçeye gitti. Ben de köyde Mahmut'un yanında kaldım. Keşfe çıkmak için en kısa zamanı belirledik. Bayram bittikten sonra ilk gün keşfe çıkacaktık. Gideceğimiz yer her ne kadar uzak olsa da köyün doğu yakasından bakan birisi bizim o tarafa doğru yürüdüğümüzü görür, bu da dikkat çekebilirdi. Köyün doğu yakasında yazlıkçılar otururdu. Hepsi olmasa da bayramda buraya gelenler vardı. Onun için bayramın bitmesini beklemiştik. Ve o gün geldi. Mahmut'un evinden çekiç, kazma, su terazisi, halat, elimize ne geçtiyse yüklenip Sulu Göz tarafına gittik. Sürekli tetikteydik. Gelen giden var mı diye etrafımızı inceliyorduk. Köyden bayağı bir uzaklaştıktan sonra rahatlamıştık. Artık saklanmadan konuşa konuşa gidiyorduk.
upuzun bir tarlanın bulunduğu düz bir yere geldik. Yamacı, boydan boya dolanan inler gözümün önündeydi. Bir zamanlar havuz gibi yerin ucunda genç bir ağaç, hemen onun yanında dalları suya değen bir karamut vardı. Buradan bakınca ağaç kocaman gözüküyor, karamut da içinde havuz bulunan mağaranın ağzını tamamen kapatıyordu. İyice yaklaştık. Son kez çevreyi kontrol ettik. Sonra dikenli bitkinin dallarını kesip içeri girdik. Aynen Mahmut'un dediği gibi içeride bir iki karış derinliğinde yeşilimsi pis bir su vardı. Etrafta vızır vızır sinekler dolaşıyor, bizleri çok rahatsız ediyordu. Suda ölçüm yapmamız iyice zorlaşmıştı ama yine de ölçümü yaptık. Su seviyesi aynen Mahmut'un dediği gibi 22 santim 10 milimdi. Havuzun tüm noktalarında bu derinlik sanki pi sayısı gibi sabitti. Sonra bu suyun nereden gelebileceğine, hangi kayanın içinden sızabileceğine baktık. Bez parçalarıyla kayaların her tarafını kuruladık. Tabii bulamadık. Kaynak belki de havuzun içinden, zemininden geliyordu. Ama bu ihtimalin olup olmadığını anlamak için 3-4 saat kadar beklememiz gerekiyordu. Biz de o 3-4 saatte çevreyi dolaştık. İp, su terazisi ve çekişle yamacı boydan boya dolanan kayalarda ince bir çalışma yapıyorduk. Mahmut iple teraziyle ölçüm yapıyor, bense duvarlara hafifçe vuruyordum. Dişe dokunur bir ipucu alamamıştık. Yukarıya çıktık. Akla gelen hemen hemen her ayrıntıya baktık. Ağaçların yapraklarındaki yeşilin tonuna, kayaların rengine, toprağın sertliğine, hatta tepenin nasıl bir geometri şeklinde olduğuna bile baktık. Ben elimdeki not defterine habire notlar alıyordum. İşimiz bitince tekrar suyu ölçtük. Seviye yine aynıydı. Demek ki kaynak zeminden gelmiyordu. Bu duruma şaşıp kaldım. O gün şaşkınlık içinde eve döndük. Ertesi gün ben tek başıma ilçeye giderken de şaşkınlık içindeydim. Mahmut'ta olduğu gibi bende de yavaş yavaş bir sevda oluşuyordu. Bir hafta sonra sulu göz bazen iyi, bazen kötü olarak rüyama girmeye başladı. Eğer o uykuda rüya gördüysem, kendime gelmem, gerçek hayatta bütünleşmem bir yarım saatimi alıyordu. Aylar sonra bu sevda tutkuya dönüştü. Ne olursa olsun o kazı çalışmasını yapacaktık. Yerini bir bulduk mu gerekirse kazma kürekle kayaları delecektik. Ama yerini bilemeyince tüm kayayı delemezdik. Kendimi tutamadığım zamanların hafta sonunda köye gidiyor, Mahmut'la konuşuyordum. Ne yapabiliriz? Ne çözümler üretilebilir diye cevapsız sorular hep havada uçuşuyordu. Mahmut her gittiğimde fotoğraf makinesinden bana resimler gösteriyordu. Belli belirsiz işaretler vardı. Bu gösterdikleri yerler, bu işaretler gösterdikleri yerleri kazamayacak kadar yetersizdi. Bir gün yine sorular havada uçuşurken aklıma bir fikir geldi. Mahmut, çemberi neden daha fazla genişletmiyoruz ki? Dedim. Ertesi günü gün daha ağırmadan oradaydık. Mahmut tepede, ben de derenin kenarında olacak, bu şekilde birbirimize doğru yavaş yavaş yaklaşacaktık. Bir sonuç elde edemezsek bu sefer kuzey-güney istikamette aynı hareketi, bu da olmazsa ara yönlerden çaprazlama olarak birbirimize gelecektik. Üzerimizde herhangi bir alet olmadığından, Mahmut da keçilerini bu tarafa sürdüğünden birilerine yakalanma korkumuz hiç yoktu. 3 gündür ciddi bir işaret alamamıştık. İşareti ben 4. günü tesadüf eseri almıştım. İnatçı bir keçinin tepenin batı tarafında çalılıkların arasına girdiğini gördüm. Bu çok normaldi ama tepenin etrafında şöyle bir tur atınca o keçinin
pelit ağaçların arasında bağırdığını duydum. Keçi can havliyle bağırıyordu. Gittiği yer, yaprakların insanın tenini rahatsız edici olduğu yoğun pelit dallarıyla kaplıydı. Keçinin olduğu yere zar zor geçebildim. Önce keçiyi kurtardım. Sonra dalların kayaları iyice soğuttuğu, rengini değiştirdiği açık bir noktada bir işaret gördüm. İşaret yerden 2,5 metre yükseklikte olup silinmiş bir çivi yazısını andırıyordu. Bir dala çıkıp iyice yaklaştım. Kayanın üzerindeki ince toprak tabakasına üfürdüm. Az daha ileride bunun devamını gördüm. Yine silinmiş bir harf aynı hizada sola yatmıştı. V harfine benziyordu. Ondan sonrasını göremedim. Pelit ağaçlarının kalın ve iğne uçlu yaprakları buna izin vermiyordu. Durumu gidip Mahmut'a bildirdim. Dinlerken benden daha heyecanlıydı. Hatta heyecanın dozunu iyice arttırmıştı. Elindeki kalın değneği bir balta misali habire yere vuruyor, sanki az ileride geçilmez dalları kafasında kesiyor, bir an önce işaretlere ulaşmak istiyordu. Beni dinledikten sonra bir çırpıda oraya koştu. Gördükleri benim gördüklerimden fazlası değildi. İkimiz de tepeyi dolanarak kayaların üstüne çıktık. Pelit ağacının dalları oraya sıkı sıkıya yapışmıştı. Öyleyse tek bir çözüm vardı. Bunu dile getirmeden bakışlarımızla onayladık. Ağaçları kesecektik. Ağaç kesme işini rüzgar için bir hafta sonuna bıraktık. Hafta içi ben ilçede çalışıyordum. Hem bu zaman zarfında Mahmut birilerinden bıçkı motoru ayarlayacaktı. Bana bir telefon açması yeterliydi. 2 hafta sonra beklenen telefon geldi. Cuma akşamı köye geldim. Ertesi gün öğle vakti gidecektik. Rüzgarın iyice şiddetlendiği bir saatte yola koyulduk. Yol boyunca kimseye rastlamamıştık ama hep kuytu yerlerden saklana saklana gidiyorduk. Birine görünüp de ormancılarla ya da bekçilerle uğraşamazdık. Bazı yerlerden, yerden sürünerek ilerlediğimizden buralarda çok ağaç yoktu. Normalde 1 saat süren yolu 2 saatte vardık. Vardığımızda çoktan ikindi olmuştu. Mahmut önce etrafına, sonra bütün yönlere defalarca baktı. Bununla da yetinmedi, tepeye çıktı. Gözlerini kısarak uzak noktaları inceledi. Bir elini başaracağım anlamında havada sıktı. Sonra kayalardan yere atladı. Atladığı gibi çuvalın içinde bulunan bıçkı motoruna yapıştı. Gözü dönmüştü artık ve arkasında koca bir toz bulutu kaldırarak pelitlerin olduğu yere koştu. Mahmut iki eliyle çalıştırdığı bıçkı motorunu havaya kaldırmış, bıçkısını etrafa rastgele savuruyordu. Bu delilik 1 saat kadar sürdü. Sonra sakinleşti. Kayaların en sağında bulunan pelit ağaçlarına odaklandı. Gündüz gözüyle ilk önce sırayla ağaçların dallarını kesti. Ben de taşıyabileceğim dalları derenin yakasına sürükledim. Akşam karanlığında ağaçların çıplak kalan gövdelerini bir bir kestik. Ama ışığı açıp da duvara bakamadık. Işık dikkat çekerdi. Bunun için çemberi genişleterek çevremizi kontrol etmeli, emin olduktan sonra ışığı duvarlara tutmalıydık. Hem bunun bir nedeni daha vardı. 1 saat sonra ağaçları kestiğimiz yerin yukarısında kayalıklarda buluşmaya karar verdik. Ve 1 saat sonra buluştuk. Ayaklarımızı kayaların üstünden yere sarkıtmış konuşuyorduk. Bir gözümüz tarlanın yanından geçen toprak yoldaydı. Köyde, daha doğrusu bu civarda Kırkık Yusuf diye bir adam vardı. O da çobanlık yapıyordu. Bazı akşamlar köye gider, köyün kahvesine takılır, saat 11'e doğru bu ıssız dağ başında olan çoban evine gelirdi.
Saatlerdir deli gibi çalışan Mahmut bu ihtimali yok sayamazdı. Şimdi gayet sakin, hemen yanımda yolun bir ucuna bakıyordu. 11'den sonra bir saat daha bekledik. Emin olmadık, bir saat daha ilave ettik. Saat tam 1'de yerimizden kalktık. Havuzun bulunduğu mağaranın yanından geçerek batı tarafa doğru dolanacaktık. 1 metreye kadar içeriye kavis oluşturan hafif çukurluktaki kayalara baka baka tepeyi dönüyorduk. Henüz havuzun denginden geçmemiştik ki Mahmut yere yat diye fısıldadı. Ben hafif çukurlukta olan kayaya yanlamasına yatmış, Mahmutsa hemen önümdeki sararmış otların arasına yatmıştı. Bir gölge yolun öte başından bu tarafa koşa koşa geliyordu. Adam tarlanın ortasına gelince yavaşladı. Bize yaklaşık 10 metre kala durdu. Kayaları, benim olduğum yeri, Mahmut'un yattığı otları, her tarafı dikkatlice inceliyordu. O sırada Mahmut bana bir işaret yaptı ama ne dediğini anlamadım. Sürüne sürüne yanına gittim. Ben sana kaç diye işaret ettim ama neyse artık, dedi. Bu adam Kırkık Yusuf mu, diye sordum. Yüzü seçilmiyor ama o değil. Ben Kırkık Yusuf'u yürüyüşünden tanırım. Sence neden bu tarafa bakıp her tarafı pür dikkat inceliyor? Yoksa bizi mi gördü? Gördüğünü sanmıyorum. Ama bu şekilde durması çok tuhaf. Ne yapalım Mahmut? Bekleyeceğiz. Yarım saat sonra adam benim dalları sürüklediğim yere koştu. Tek seferde o pelit dallarının çoğunu sürükleyip biraz önceki durduğu yere üst üste koydu. Az sonra o civarda en büyük ağacın boyunu geçecek kadar kocaman bir ateş oluştu. Adamın sırtı bizim tarafa dönük olduğundan yüzünü göremiyorduk. Gözleri şaşkın şaşkın karşı tarafı izleyen Mahmut, bu adamın kim olabileceğini düşünüyor ama bir türlü çıkaramıyordu. Ben ne zaman bir şey diyecek olsam hemen ağzımı kapatıyordu. Yarım saat sonra ateşin gücü tükenmiş, çevresindeki ışık azalmıştı. Henüz tümü yanmayan dallar vardı. Uçları kıpkırmızıydı. Adam iki elini havaya kaldırıp ellerinin tersiyle bir işaret yapıyordu. Biz onun bizim orada olduğumuzu bildiğini bilsek bu işareti gidin buradan diye algılardık. Adamın bizi fark etmediğini sanıyorduk. Peki kime yapıyordu? Yoksa bize mi yapıyordu? Adam bu sefer bir şeyler mırıldanarak hareketini yeniledi. Tam bizim yattığımız yere bakıyordu. İkimiz de korkudan tir tir titriyorduk. Birbirimize sıkıca sarılmıştık. O sırada beklemediğimiz bir şey oldu. Adam yerde uçları yanmış ağaç parçalarını bizim olduğumuz tarafa mızrak gibi fırlatmaya başladı. Sürünerek kayanın arkasına saklandık. Adam mızrakları atıyor, her mızrak siper olduğumuz kayanın yüzeyinde etrafa kıvılcım saçarak çarpıyor, sonra sönüyordu. Kayanın arasından adama dikkatlice bakan Mahmut, adamın elindeki 4. mızrakta "O, evet, o," dedi. Kim o dediysem de cevap alamadım. Zavallı arkadaşım oracıkta bayılmıştı. Ardından ben de gözlerimi yumarak ve kulaklarımı tıkayarak Mahmut'un yanına çöktüm. Uyumuş muydum, bayılmış mıydım, yoksa şok mu geçirdim bilmiyordum. Gözlerini açan yine ilk ben oldum. Mahmut'un yüzünü o pis suda yıkamak üzere havuzun kenarına sürükledim. Hikayemizin devamı haftaya aynı gün ve saatte sizlerle olacak.